Değerli izleyiciler, Türkiye'de Mutlular Sesi Gazetesi Araştırmacı Gazetesi Süleyman Duran bugün Gaziantep ile Arabel ilçesi Esentepe Mahallesi Muhtarı Şiho Kumbağlı ile mahalleye dönüşen köyün yapıla ve yapılması gereken hizmetleri hakkında röportaj yapacağız. Öncelikle mutlularınız hayırlı olsun efendim. Evet, sağ olasın. Hoş geldin. Teşekkür ederim. Sayın izleyiciler, işte gördüğünüz gibi Antep fıstığını mutlarımız ikram etti. Tabii biz istedik diye etti. Elimizde de neyimiz var? Dişimiz yok, olmadığı için. Dişimiz olmadığı için kıracağımız var. Evet. Tamam. Teşekkür ederiz. Sağ ol. Görelim. İşte altını bu sayın izleyiciler. Altın, Antep fıstığı. Kaça gidiyor efendim kilosu? Valla kurusu 15-16 işte. Bu sene ucuz. Bu sene ucuz. 15-16 diye mi gidiyor? Evet. Daha hafta. 17-18. Bu ay 17-18. Evet. Kaç dönemdir mutlarsınız efendim? Bir ilk dönem. Bilmiyorum seçildiniz. Evet. Karşınızda kaç aday çıktı? Bir tane. Kaç oy farkla muhtar seçildiniz? 16. 16 oy. Evet. Seçimde de halka vaatlerde bulundun mu? Beni muhtar seçerseniz mahalleye dönüşen köyümüzün şu eksik hizmetlerini yaptıracağım dediniz mi? Yok, onu demedik. Halk sizi neden tercih etti o zaman? Sonra da tercih ettik. Belediye başkanı söz verdi. 7 Haziran'da dedi ben bunu tamam edeceğim. Tazeyi temele eşeceğim dedi. Ha, bu ne dedi bize? Hı. Bize sonra bu 500 milyar köye çıkınca güçlü bir yarısını Göze'ye verdi. Bize vermedi. Yani sen bu taziyenin parasını. Taziyen yaptırmak mı senin? Evet. Parası çıktı. Hala toplantıda bile gördüm. Dosyada Antep'te. Antep'ten mi çıktı? Evet. Antep'ten arabana biliyorum. Arabanı da köylere biliyorum. Büyükşehir Belediyesi. Evet. Büyükşehir Belediyesi. Evet. 500 milyar. Evet. 500 milyar para çıktı. Sizin mahalleye. Yerini verdik. Yerini ölçtüler. Fermanlar geldi. 3 ay sonra iptal oldu. Niye? Hamdi dedin köyden o iş az çıkmış. Bak. Evet. Evet sayın izleyiciler, biz hizmetin partisi, dini, ırkı, rengi olmaz diyoruz. Hizmet insan için yapılır. Doğru mu efendim? Evet, doğru. Çok doğru. O zaman seçim olmazdı yani. Herkes aynı yere oy verecek olsaydı seçim olmazdı. Tabii. Demokrasinin gereği bu. İnsanlar istediği yere oy verecekler. Değil mi buradan? Evet. Burası kaç haneden oluşuyor? Nüfusumuz ne kadar efendim? 156 hanelik bir köy. 156. Evet, 156. Evet. 500 seçmenimiz var. 500 seçmen var, 1000'den fazla nüfusu var sayın izleyiciler bunun. Evet. Çünkü kaç çocuk var mutlarınız için? Şimdi bizim? Senin. 7. 7 çocuk var işte. Her evde ortalama 7 çocuk olsa sayın izleyiciler 700 yapar. 1050 yapar. Bazılarında 12 çocuk var. Biz 10. Muhtarın bir tanesini dedi ki ben 14 kardeşim dedi bir tane muhtar. Biz 16'yik. Evet. Bak gördünüz mü ben şey diyorum yani burada babam en iyi. Babam muhtar bir sınıfta kalmış 7 çocukta kalmış sayın izleyiciler. Onun için kardeşini de kırık tutacağız. Evet muhtar. Bir sorun mesela kilit aşı istiyoruz. Evet. İlk önce taziyev istiyoruz bu devlette. Hiçbir şey istemiyoruz. İlk önce taziyev. Bu köye yakın köy, Güze köyüne gittik sayın izleyiciler. Bir karış toprak yok yere basacağımız. Bütün sokaklar, caddeler parke taşı döşenmiş. Ancak muhtarın köyüne, muhtarın sokağına döndük. Taşlı tarla gibi arabamız takır tıngır mıngır aynat arabası gibi geldik buraya. Evet. Değil mi? Müracaat ettin mi parke taşı yapılması için? 3 sefer müracaat. Üç sefer. Tamam diyor, arkaya bakmıyor. Evet. Sorun yok. Evet. Çocuk park var mı efendim? Yok, hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Bir okulda cam var. Halsa yapıldı mı? Halsa. Burada imkanımız da yok. Halsa da yapılmadı bir şey yok. Köy konağı muhtarlık odası da yok. Yok, o da yok. Hiçbir şey yok sayın izleyiciler. Sanki bugün Esentepe Mahallesi bugün kurulmuş bir mahalle gibi. Şiho Kundallı muhtarımız da bu mahallenin ilk muhtarı seçildi. Daha önce burası köydü, doğru mu dedim? Evet. Köydü. Tüm şehir yasasıyla mahalle oldu. İşte şanslı bir dönemde muhtar seçilmiş. Biz diyoruz ki hem Araman İlçe Belediye Başkanı Mehmet Özdemir'e, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Fatma Şahin'e hizmette unutulan bir burası mahalle. Buraya hizmet bekliyoruz diyoruz. Evet. Değil mi? Evet. Muhtar arkadaşımız gerekli müracaatları da yapmış. İşte çevredeki mahalleye dönüşen köylere hizmetler yapılmış. Burası yapılmamış. Bu yanımızda da muhtarımızın genç ve dinamik oğlu Cuma Ali. Yaş kaç? 22. Askerlik yaptın mı? Yok. Daha yapmam. Üniversite öğrencisi. Okuyorsun. Nerede okuyorsun? Açık öğretim. Açık hangi bölüm? Kamu yönetim. Kamu yönetim. Bak gördünüz mü işte. Sayın izleyiciler yani açıktan da üniversiteyi okuyabilirsiniz. Okuduğum bölümde çok güzel. Ne yapılmalı efendim? Aydın biri olarak. Şimdi abi böyle bir şey. Biz bu babam 2014'te seçildikten sonra yerel seçim, belediye seçim de vardı. Muhtarlıkla beraber yaptılar. Evet. Onlar her zaman birlikte yapılır. Şimdi Türkiye genelde böyle bir şey var abi. Genel seçim ayrıdır, yerel seçim şansa bakılır. Evet. Şimdi Sayın Başkanımız Mehmet Özdemir'e baban zamanında 106 tane oy çıktı. 106 evet. tane.
Evet. Geçen 7 Haziran seçiminde halk hizmet olmadığından dolayı taziye bir sözü verdiğinde yapmadığından dolayı halk 30 tane 40 tane oy verdi. AK Parti oy vermedi. Ya, vermedik zaten. Kar ettik vermedik. İptal ettiler diye tüm evet. Köy birleşti vermediler. Evet. Ondan sonra bir taziye evine sadece bir şahıs üzeri vermediler. O evet. Şahıs da benim tarlamı dibi de ev yapacağım diye 160 ev evet. Eve karşı geldi. Bunu hani köy halkı da olsun, muhtarı da ihtiyar heyeti de olsun bildirdiler. Zabıta Genel Müdürlüğü'ne de, belediye de. Bu insan niye bir sahas için, bu sahas tek başına nasıl mücadele ediyor bu köy arasında dedik. Ama ses çıkmadı hiçbirinde. Evet. Adam evini yaptı, şimdi üstü kalmış, üstünü kalıp yiyeceğim. Evet. Havlusunu da falan çevirdi. Önceliğimiz taziye evi de. Ondan sonra kilit taşımız yok. Bir gençlerimiz oynayacak bir halı saklı. Alt yapı yapılırken köyün alt yapımız daha Hasan taş da oldu taş. Mehmet Özdemir de köyün içinde Hasan Koç'un. 3 yıllık taşlar daha köyün içinde. 3 yıllık. Yani alt yapı sağlıklı çalışmıyor. Yok sağlıklı çalışmıyor. Çarşı yok. Sağlıklı çarşı yok. Altta çıkan taşlar var köyün içinden yıkıntı oldu. He o yok. Onlar daha duruyor. Yapan çalışmalı. Şehirde düzenlemesi yapılmalı diyoruz. Yapılmalı. Evet, evet. Ondan sonra biz bugün köyün gençlerine biz koştuğumuz zaman adamlar diyor başkan diyor bize hiçbir şey yapmadı diyor. Evet. Ne diyor bir halı sahamız olsa diyorlar yani boş zamanda gider diyor eğlenir top oynarız. Evet buraya bir halı saha yapılmalı. Arabanın evet. Burası da büyük mahallelerinden bir tanesi mahalle diyor şu an köyü sayın izleyiciler. Kışın. Bir iki yere yapıyor. Yukarı Karavayız'ın oraya yapılıyor. Eski altın taşı yapılıyormuş galiba doğru mu efendim? Evet yeni yapıyor başlıyor. Oraya yapılıyormuş. Şimdi burası da oraya en yakın köy. Oranın nüfusu ne kadar efendim? O nüfusu 110 tane. 110 nüfusu var o. Evet. 110 hane mi nüfus mu orada? Yok hane 40. 40 tane 110 nüfusu var diyor. Oraya yapılıyor, buraya nereye yapılmıyor? Evet işte o oraya yapılıyor, buraya yapılıyor. Sayın izleyiciler işte bunu da sizin kamuoyunun ve yetkilerin dikkatine sunuyoruz. Biz burada nüfus fazla, 1000'e yakın nüfus var, belki daha fazla 1000'den. 500 evet. Seçmeni var. Yani 1200 buranın rahat bir nüfusu var. Ancak halı sahası, gençlerin top oynayacağı bir yer yok, çocuk parkı yok. İşte biz daha önce diyorduk ki, şehirde yaşayan çocuğun ne hakkı varsa, köydeki yaşayan çocuğun aynı hakka sahip olduğunu belirtiyorduk. Ancak burası köy konumundan çıktı. Burası da Gaziantep Baraban ilçesine bağlı bir mahalle oldu. Merkez mahallelere hangi hizmetler yapılıyorsa mahalleye dönüşen köylere de aynı hizmetler yapılmalı evet, diyoruz. Evet, evet, İşte muhtar arkadaşımıza evet. Geldik hemen bize dedik derdiniz ne? Ya bizim ne derdimiz olsun basın olarak? Bizim derdimiz halkın eksik olan hizmetleri, evet, halkın doğru. Dertlerini biz doğru. Hem yukarılara hem yetkililere duyuruyoruz. Basın nedir? Sizin gözünüz kulağınızdır. Değil mi efendim? Yani siz basın böyle geliyorsunuz. Son kelimeyi söylüyorum. Süleyman abimiz burada konuşuyor mesela. Mehmet Erdoğan köye gelince seçimlerde 10 gün önce bu seçimde 1 Kasım'da burada bizim köyde bir meramız var. Evet. Hayvan merası. Bana söz verdi, sözün arasında bulunmadı. Merayı görüyor mu götüreceğim diye. Bak. Bana söz verdi. Evet. Ben kazansam da kazanmasam da dedi. Ben sizin köyün çobanı mera yolu yaptıracağım. Evet. Hayır nerede? Yol sorunumuz var. Doğru mu efendim? Evet. Hani nerede? Hani nerede? Evet. Şimdi ya bir mera yolu istedik. Bir para istemedik. Köyün abi 150 hane. İstemedik. Bir mera yolu istedik. Evet. Babam da söylemişti. 150 hane. Bu burada 70-80 tane hayvan sürüsü var. Geçimi hayvancılık. Geçimi evet. Zaten hayvancılıkla oluyor. Bizim buralarda siz de bilirsiniz. Olmadığı için yazın. Hayvanlar çok sıkıntı çekiyor. Hayvan suraklar yapılmalı. Evet, doğru mu? Evet. Evet. Hayvanlar sadece yol istiyorlar. Çalış buluyorlar. Gel nereye yöntürüyorlar. Evet yani hayvanlar rotladığı evet. Yere yol evet. Açılmalı diyor. Evet. Hayvan yol açılırsa biz tankerlerle içme evet. Suyu evet. Hayvanlara götürüyoruz. Ancak biz işte bu konuda en iyi çalışan Kahramanmaraş sayın izleyiciler orada gördüm. Kayseri'de de gördüm. Hep hayvan surakları mahalleye dönüşen köyler hep dağıtılmış. Hayvan otlanan yerlere hep onları kurmuşlar. Hayvanlar orada su ihtiyacını gideriyorlar. Burada da hayvancılık ile geçimini temin eden eserler var. Olmadığı için hayvanımız evet. Mera gitmiyor. Evet. Su tamamıyla hayvan sulakları yapılmalı. Evet. Su olmazsa. Evet. Başka sorumuz var muhtemelen. Bana sorumuz budur işte Süleyman Efendi. Evet. İşte başka Süleyman bir işte. De biz başkanın bir kalsından önce verdiği sözü size söyleyeyim. Biz buraya geldi dedi. Bize gelince 2016'ya dedi taze eviniz kalmayacak dedi. Evet. 2016 dedi bu ayda dedi bitecek dedi. Evet. 10. aydı evet. Söz verdi. Dedi 3 katlı olacak dedi yapacağım dedi. Kilit dedi sokaksız sokaklarında dedi kilit taşsız kalmayacak. Evet Mehmet Özdemir. Evet Mehmet Özdemir. Ben sayın başkanın sözünü yerine getirmesini rica ediyorum. Yetkililer de abi biz yardım istiyoruz. Köy halkı evet. Olarak bize hiçbir yardım şey gelmiyor. Evet teşekkür ederiz. Evet sayın izleyiciler işte biz basın olarak halkın sorunlarını bugün de Gaziantep ile Araban ilçesi Esentepe Mahallesi Muhtarcığı Kumdallı ile
kamuoyuna duyurdu. Kendisine Türkiye Deputatları Sesi Gazetesi'ne röportaj verdiği için teşekkür ediyoruz. Başarılarına devam diliyoruz. Sağ olun, teşekkür ederiz.